Taylan konusunda biraz da erken davranabilirdi. Olabilirdi ama Selçuk konusunda ısrar edilmeyebilirdi gibi. Evet, Selçuk bence hoca çok fazla rol biçti takımda. Çok fazla forma şansı verdi. Yok, Selçuk bağırıyor zaten. Anlamsız ben yapamam yere, diyor bunu anlamsız yani. Anlamsız yere ama sakatlıklar belki yaşanan, belli mevkilerde yaşanan bazı kritik sakatlıklar o dönüşümün, o değişimin belki tam yapılamamasında da bir etkendi. Ama buna rağmen hoca yapabilir miydi? Yapardı. Yani bir Galatasaray'daki bir önceki döneminde bir Fenerbahçe derbisinde pat diye nasıl Semih Kaya'yı stoperde, Emre Çolak'ı sol açıkta gördüysek hoca pat diye belki bir değişimi orada yapabilirdi gençlerden. Ya benim daha az forma şansı verdi. Taylan gibi bir oyuncular belki verim alabilirim. Benim eleştirdiğim nokta ne biliyor musun Cumhur? Daha önce hoca dediğin gibi Gençler Birliği maçıydı, hatta hepimiz şaşırmıştık. Muhtemel 11'lerimizde yoktu. Semih ve Emre Çolak girdi ve Galatasaray maçı kimsenin aldı. Kimsenin aklında yok. Ama burada açıklama yaptı hoca. 17-18 yaşında çocukları görebilirsiniz artık diye. Ama göremedik sonrasında. Evet. Sıkıntı o. Orada takımla da arada biraz şey oldu. Kopukluk oldu. Çünkü, yani herkes sanki biletinin kesileceğini anlamış yani gibiydi. Takım da buna reaksiyon verdi. Evet. Hani 17-18 yaşında çocuklar demiş olabilir. Çünkü oyuncu olarak düşünüyorum. Ben şimdi 30'umu geçmişim, oynuyorum. Hocam bir açıklama yapıyor. Ertesi hafta yine 11'deyim. Şimdi ben o zaman kafamda soru işaretleri olur. Ben bu performansa devam edeyim. O zaman performansımı yükseltmeye gerek yok derim normalde. Ben demem de diyenler var. Oyuncu biliyor şimdi. Mariano arkasına dönüp bakıyor. Yani alternatifi yok. Nagatomo dönüyor bakıyor. Alternatifi işte yok. İşte şanssızlık, işte kadro mühendisi derken oraya geleceğim. Şener'in hem sakatlıktan dolayı hem de mevcut formundan dolayı Mariano'yu kesemeyeceği belli oldu. Evet. Emre de şeyi kesemedi, Nagatomo'yu. Onların ikisi hep oynadı. Hep oynadı. Evet. Yani bu da işte hoca o açıklamayı yaptıktan sonra koymalıydı 17-18 yaşındaki çocukları. Hata yapacaksa onlar yapmalıydı. Yani mesela bizim stoperde çocuğun adı neydi? Emin. Emin Bayram. Emin Bayram çıktı, fıstık gibi oynadı şeyde, kupa maçında. Oynadı. Yani olabiliyor bunlar. Yani neden daha önce ligde de verilebilir? Ozan örneği varken bir de önümüzde. Yani tamam, Ozan kadar bir anda, Emin 3 yaş daha ufak. Yani o kadar çabuk gelişim yaşamasını beklemiyoruz ama en azından 5 dakika, 10 dakika bir mesaj olarak, yani o mesaj basına, taraftara, camiaya, bakın ben Belhanda'yı oynatarak kazandım değil de bakın ben bu gençleri 5-10 dakika koyarak kazandıma dönseydi bence daha iyi olurdu. Yani taraftarın sabredemediği nokta biraz bu. Söylemlerle eylemler farklı olunca o zaman da bir güven problemi oluşmaya zaten başladı. Zaten taraftarın sitem etmesindeki sıkıntı en o. Büyük etken bu. Yani takımın başında Fatih Terim varken Galatasaray neden bu kadar problemlerle boğuşuyor? Oyunsal anlamda, takım içindeki sıkıntılar anlamında. Zaten insanların sistemindeki itirazı şeyi bu yani. 2003 dönemini çok hatırlamayan gençler de var. Evet. Yani 2003 döneminde de benzer bir kaos yaşanmıştı. Kadro anlamında çok değişim giden Rize giden maçıydı. Olmuştu. Aynen. Olimpiyat stadındaki Rize maçı. O maçtaydım ben. Evet. Ve son maçıydı Fatih. Evet, sonra Fatih ayrıldı. Bir kere öyle bir dönem oldu Galatasaray'da. Evet. Şimdi bu ikinci, eğer şey olarak bakarsak, kıyaslarsak oyun anlamında. Şimdi yeni nesil, yaşları yetmeyenler şeyi hatırlıyorlar doğal olarak, 2010-2011'den sonra hoca geldi ya, o dönemi hatırlıyorlar ve hoca geldiğinden beri hep başarı var. Evet. Geçen sene de öyle oldu, 8 puan geriden. Şimdi başarısızlıkta, özellikle sosyal medyadaki arkadaşlarımız, başarısızlıkta nasıl tepki vereceklerini şu an önce kestiremiyorlar. Eminim şöyle yaşanmışlıklar vardır, bak taraftar olarak düşün. Yazıyor mesela, ya şimdi ben bunu yazacağım. Fatih Hoca'yı da çok seviyorum, taraftarım. Yazmasam mı? Birkaç hafta sonra, ya artık olmaz canım bu kadar. Birkaç hafta sonra biraz daha, birkaç hafta sonra biraz daha. Hep böyle dozaj arttı ya. O biraz şey gibi geliyor bana. Başarısızlığı çok, başarısızlık ve Fatih Terim'i çok görmedikleri için. Evet, tabii. Yani. Yaş gereği. Tam olarak bilmiyorlar nasıl tepki vereceklerini. Tribüne yansıyacağını çok düşünmüyorum. Ama ikinci yani. Yarı sence nasıl olacak bu durum? Biraz ikinci yarıya devam. Taraftarın kalbinde, gönlünde hani Fatih Terim'e olan sevgi, saygı o çok son bulacak bir şey değil. Yani kötü dönemler olur, kötü maçlar olur. Hoca da formsuz olabilir ama yani yine bu camiayı toparlayacak, bu oyunu geliştirecek, bu takımı tekrardan şampiyonluk rotasına sokabilecek isim de Fatih Terim. Yani başka şu anda mevcut yapıda başka bir ismi getirip de bu takımın başına koyduğunuzda
şu andakinden daha iyi hale getirebilir mi? Soru işareti. Fatih Terim camianın genlerini çok iyi bilen, dokusunu çok iyi bilen, Türkiye'deki futbol iklimine çok hakim bir insan. Baktığın zaman bu tablodan çıkartacağını zaten Fatih Hoca kendisi söylüyor. Hata yaptığını da söyledi kendisi. Evet, yanlışları var mı Fatih Hoca'nın? Bu sezonun ilk yarısında çok yanlışı var Fatih Hoca'nın. Hep söyledik, dile getirdik. Hani insanlar hep diyor ki Fatih Terim sanki eleştirilemez. Sen korkuyor musun Fatih Terim? Yok, hayır, Fatih Terim'den bir koyu. Ya Fatih Terim'den... Hayır, öyle bir algı var yani, muhabirler soru soramaz. Hayır, öyle muhabirler bir korku. Ya Fatih Terim... Şey yapamaz diyor ya. Son basın toplantısında Arda Turan'ı sordum yani Fatih Terim'e. Oraya biraz sonra konuşuruz. Oraya da geleceğim. Yani soru sormaktan çekindiğimiz, bir şey yaptığımız yok. Soruyu soruyoruz. Bunda bir şey yok yani. Hayır, senin bir endişen var mı yani? Fatih Terim'e soru sorarken sen korkuyor musun? Hayır, niye korkayım Fatih Terim'den soru? Ben gazeteci olarak, ben biliyorum, haddimi hududumu bilirim gazeteci yani. Olarak Fatih Terim'e karşı. Üslubum, saygım, herkese karşı, Fatih Terim'e de, bir başka kulübün teknik direktörüne de, bir başka kulübün başkanına karşı da aynı üslubu takınırım. Kimseye saygısızlık yapamam. Kimseyi rencide edecek veya yanlış anlaşılacak bir cümleyi orada kuramam. Hı hı. Çünkü ben gazeteciyim. Bu işi toplum için yapıyorum. İnsanlara bilgi aktarmak için yapıyorum. Aynen. Karşımda da bir camianın, bir kulübün teknik direktörü, bir takımın veya başkanı var. Fatih Terim'den korkmak gibi veyahut Ersun Yanal'dan veyahut işte Ünal Karaman'dan, Şenol Güneş'ten, Abdullah Avcı'dan kimseden bir korkumuz, çekincemiz olmaz. Üslubumu bildiğim sürece kimseden bir çekincem olmaz. Ha, Fatih Terim, biz burada eleştiriyoruz, Fatih Hoca'yı övüyoruz da ama Fatih Terim hani benim adımın Cumhur olduğunu bilir, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştığımı bilir. Bu kadar yani. Başka hani bir bağımız, bağlantımız, hocayla bir şeyimiz yok. Hani gördüğümüz yerde selamlaşırız, iyi akşamlar deriz, sabahsa günaydın deriz, budur yani. Eleştirmeyeceğiz diye de bir şey yok. Hoca zaten yani kendisi söyledi eleştiriyi. Göztepe maçından sonraki basın toplantısında biz dedi yapıcı eleştiriye dedi. Her zaman dedi hazırız dedi. Kimsenin kişiliğini, karakterini tartışmıyoruz. Ama Galatasaray Futbol Takımı kötü futbol oynuyorsa bunun nedenleri, haberci olarak da bunların bazı notları, dipnotlarını söyleriz, vurgularız. Eleştirimizi de yaparız. Galatasaray iyi olduğunda da Galatasaray'ın iyi olduğunu söyledik. Yani Tudor'dan sonra... Yok, bunu niye sordum biliyor musun? Hani şu kısma katılıyorum. Tudor döneminde bir basın toplantısı vardı, hatırlıyor musun? Evet. Östersunus maçından sonra. Türk Telekom'da, aynen. Evet, ben Mikson'daydım bugün. Elendiği maçtan sonra. Çok girmek isterdim ben basın toplantısına. İsveç'teki basın toplantısında şu soruyu sormuştum. İstanbul'da Galatasaray elenirse Östersunus'a, bunun Galatasaray tarihi için öneminin farkında mı hoca diye. Çünkü o belki önemli olarak görür ya da aman Avrupa'ya gitmeyelim de bu sene ligde devam edelim diyebilir. Galatasaray çünkü Avrupa takımıdır. Hani hep oraya odaklıdır gibi. Öyle bir soru sormuştum İsveç'teki maçta. Galatasaray yenilmişti çok kötü bir oyunla. İstanbul'da ama Tudor'a bayağı bir saldırı oldu şeyde, basın toplantısında. Şimdi ben onu da doğru bulmuyorum. Yani o kadar saldırmayı da doğru bulmuyorum. Ama Fatih Hoca'ya karşı da bazı arkadaşların, herkesi kastetmiyorum, bazı arkadaşların nasıl diyeyim sana bunu, korku değil de biraz çekindiklerini düşünüyorum. Neden? Sanki hocanın kazandığı başarılardan dolayı eleştiremezmiş gibi. Sanki hocanın uzun süredir Galatasaray'ın içinde olmasından dolayı sanki kötü bir soru soramazmış gibi hissediyorlar. Yani taraftar orada şunu diyor ya, muhabirler korkuyor mu, korkuyor falan bir soruyla diyen var, bir hüküm veren var. Haksız değiller bence. Korku değil bu ama bir endişe olduğunu düşünüyorum. O da ne oluyor biliyor musun sonra? Gerçekleri çok fazla dile getirmeyince, basın toplantısında da, genelde hakemler, genelde futbol dışı odaklar, genelde algı operasyonları, genelde başka şeylerden bahsediliyor ya, o zaman işte biz Mariano'nun formsuzluğundan bahsedemiyoruz. Kadro mühendisliğinden bahsedemiyoruz. Yapılan yanlışlardan bahsedemiyoruz. 17-18 yaşında çocuklar oynayacak dendi, oynamadı, bahsedemiyoruz. O zaman da ne oluyor? Galatasaray puan kaybediyor, puan kaybediyor, puan kaybediyor. 10 puan geriye düşüyor Sivas'tan. Bunlar daha önce bahsedilmiş olsa, senin dediğin gibi, sen onu çok iyi yapıyorsun. Ben muhabirlik yıllarımda yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Saygı çerçevesinde eleştirel soru sorabilirsin. Karşındakini de rencide etmezsin. Ama bundan endişe ediyorlar. Ve şundan korkuyorlar. Haber kaynağım kısıtlanır. Ben haber alamam endişesi var maalesef. Birçok arkadaşımızda.
Bunu da basın eleştiri olarak söylüyor. Florya'dan gelen bir haber yok ki zaten. Florya'da kimse... Yok, alanlar Fatih alıyor. Fatih Hoca'nın olduğu bir yerde Florya'da şöyle oluyor. Bir muhabirin endişesi, haber alma şansı yok zaten. Muhabirin endişesi şu oluyor. Birçok arkadaşım var. Aman işte aram bozulmasın. İşte öyle olmaz.